Seyirciler, Kahramanmaraş, Yolyanı köyündeyiz, Almanya mevkindeyiz. Yani şu da baraj, Maraş'ımız orada. Şimdi burada Erdoğan abim Almanya'dan geldi. Şimdi bize budama işini öğretiyor. Şimdi Erdoğan abi, evet, karmancuman bir durum. Nedir abi şimdi, ne yapmamız gerekiyor? Komple keseceğim. Komple keseceksin. Gençleştireceğim. Allah Allah. Şimdi bışkı varsa bışkıyla kesek. Tamam, okey. Buradan aldık. Evet. Şu mesela gençleştirme malzemesine şuradan kesiyoruz. Gerisinin hiç gereği yok. Yani şunların hepsi. Onu kesiyoruz. Aba. Evet. Lan baksana çürümüş o gözü. Çürümüş biraz. Evet. Şu gibi de. Şunu da gene de her ihtimale karşı şunu bir çubuk bırakayım. Bir çubuk dediğin? He, yani. Onu bıraktın mı? Ben şuradan kesebiliriz sonra. Ben sandım komple kesiyor sandım. Yok. Bir tane bıraktın ha? Şuradan kesebilirim. Al bir dakika dur abi, burası önemli. Şimdi diyorsun ki daha sonra gelecekte çok kocaman şeyi kesebilirsin diyorsun. Evet, bu yedek gelici şey. Şu yedek ince. Sonra şunu buradan keseceksin. Sonra. Bu güçlülük geldikten sonra. Allah Allah. Evet. Buna acımıyor musun, kocaman şeyi? Acımıyor. Gençleştiriyorum onu. Ne? Onu şu gençleştirecek. Allah Allah. Evet. Abi. Evet, onu ne yapıyoruz? O ne oluyor? O? Bir şey yok. Bunu da keseceğim. Tamam. Güç vermeyecek onlara. Tek bunlara verecek. Evet. Tamam. Çok orijinal oldu. Mesela. Tamam. Bana kötü tiyaklara gelme mesela, anlıyor musun? Herhalde iyi tiyaklara gelirsen ben sana şey yaparım. Tamam abi. Tamam, sorun değil. Şimdi. Dur. Bitti. Tamam, gerisi rek Almancası. Yani? Yani kesilecek. Gereksiz yani. Gereksiz. Çöp. Şimdi burada bir tane bıraktım arkada. Hep böyle yapıyorum. Arkada bir tane bırakıyorum. Gençleşiyor. Şimdi söyle, sen muhtemelen ileride sudan kes mi diyorsun bana? Tabii. Öyle mi? Buradan kesecek. Su kuvvetlenince yani. Kuvvetlenince kes diyorsun. Evet. Arkada bir tane şey bırakıyorum. İki çubuk. Yani gençleşmek için bırakıyorum. Gel şuraya gel. Şey içinde, üzüm içinde bir tane bırakıyorum. Değil mi söyle? Üzüm için. Bu sene yemek için. Bunu yiyeceğiz, sonra oradan keseceksin. Evet. Şimdi. Tamam. Gel buraya gel, bak. İmran kardeş, kolay gelsin. Tamam. Gel bak mesela. Abba, karmancurman. 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 Yeteneklere bakıyoruz. Güzel üzüm vardı bunda. Bak, güzel üzüm vardı bana, değil mi bak? Adem olsun. Abi. Abim budamıştı yine de yani. Öyle mi? He. Bak. Geçen sene de öyle mi Adem abi? Şuradan kesiyorum hocam. He, dur. Evet abi. Şuradan kestim. Onu şey yaptın. Şu ucu bıraktın. Bir dakika abi. Yani şunu bıraktın değil mi abi? Onu bıraktın. Sen hemen hızlıca karar veriyorsun. Biz anlamıyoruz. Tabii. Sen hemen şey yapıyorsun yani. Neyi bırakacaksın? Yedek. Güçlendirici. Gençleştirici. Bunu yedek. Gelecek sene için. Şunu da. Onu ne yapıyorsun şimdi? Bunu da şunu keseyim. Şuradan keseyim. Bir dakika. Dur abi, dur bir dakika. Niye kesiyorsun onu? Ya ucunda olmaz. Olmaz. En arka kısmında olur üzüm. Allah Allah. Güç arkaya daha iyi veriyor. Öne gitmez güç. Şimdi sen burada da ona karar verdin değil mi? Şuna karar verdin. Şu ince var ya, ona karar verdin değil mi? Şuna. Ona karar verdin. Evet. O şey yaptın dedin. Tabii. Güçlenecek. Ama onun ucunu kesiyor mu kesmiyor mu? Mevzu bu. Kesmiyor. Yok. İmran kesmiş ama. Olmaz. Kılıflarını alacaksın. Kılıflarını alacaksın. Çünkü otlara yapıştırmadık, yukarı kaldıramam. Bak onu şey yaptın ya, biz onu kesemek yani, biz onu acırık. Bu şeyleri alacağım bak. Yani Erdoğan abi senden iyi savcı olur. Savcı acımaz yani, tamam mı? Acımaz. Öyle mi? Tabii, savcı acımaz ister yani. Şey ister yani. Gençleştirmez ya. İster, öyle mi? Yani. Yani benden savcı olmaz mesela yani. Çünkü şöyle yani. Yani acı yok yani. Acı yok yani, tiye bile kesemiyor yani. Evet, acımayacaksın. Acırsam olmaz cezasını burada. Cezasını vereceksin. Her şeyin cezasını. Hak edeni vereceksin. cezasını. Abi. Şu an var ya, cezayı verir gibi kesiyorsun ha. Tiyak nasıl oldu? Vallahi var ya Ardın abi. 10 numara oldu var ya. Harbiden 10 numara oldu. Şimdi ama. Tamam, koyacağım da. Fakat iki tane bıraktım. Hani normal bir tane bırakıyordun. Niye iki tane bıraktın? Ya iki taze tane, olduğu için değil mi? İki tane bacak olduğu için. İkisi taze he? İki tane bacak olduğu için. İki bacak olduğu için. Bu da yedekleme yani. O da yedekleme. Şunu kesilir, sonra bunu koyabilirsin. Yedekleme. Anladım.
Geçleştirme bayeminde. Anladım abi. Şimdi hemen şey yapalım o zaman. Şöyle yani bir toparlayalım yani. Bağ tiyeni yaparken neler önemli? Neler dikkat etmemiz lazım? Evet. Bağ tiyeni önce çubukları göz atacaksın. Göz atacaksın. Çubuklar yatkınırsa yere doğru rüzgara. Heh. Rüzgar arkasından esince. Evet. Yıkılmaması için. Heh. Güzergah evet. O güzergahtaysa. Doğuya doğru. Evet. Doğuya şurada. Doğru. Doğuya doğru şurada. Batıya doğru gitmez yani. Ha batıya doğru gitmez. He. Doğuya doğru. Doğuya doğru gider. Şu an doğuya doğru gidiyor bu. Heh, Maraş'a doğru. Şu arkada Maraş. Doğuya doğru. Tamam doğru. Bunlar yeter böyle. Rüzgar tamam. Arkadan gelir. Heh. Yatar. Şimdi anladım. Fiyak yatar. Yere oturur. O yönde yapacağız. O yönde karar vereceğiz. Heh. Sonra şeylerde keseceğimiz şeylerden neye karar vereceğiz? Az önce yaptığımız gibi. Ya gençleştirmeye bakacaksın. He. En arkada en iyi çubukları bırakacaksın. He. En arkadan evet. En güzel çubuklarını ver. En güzel çubukları bırakacağız. Evet. Yani sonra kalın falan böyle diye böyle şey iş yapmayacağız yani. Böyle. En güzel çubuk yatkınını ve en arkadan tiye gençleştirme bayanında. Evet abi. Eline sağlık. Harbiden çok 10 numara oldu ya. Adem abi. Harbiden 10 numara oldu ya. Çok güzel. 10 numara oldu. Tamam. Eyvallah abi. Tamam. Teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Maraş'tan sevgiler, saygılar. Sayın seyirciye şöyle kendimiz de alalım. Eyvallah. Hoca bunda da hiç.